Merhaba, bu videoyla Reyno hastalığından bahsedeceğiz. Reyno hastalığı klinikte sık gözlenen, toplumda %4 oranında görülen bir hastalık. E, bu hastalarda parmakların uç kısmında soluklaşma, morarma, kızarma atakları oluyor. Bu hastalığı bulan hekim Fransız bir hekim. Reyno. ismine bakayım. İsmi şu. Agusti Gabriel Maurice Reyno dediğimiz Fransız hekim ve bu hekim Paris Üniversitesi mezunu, babası da yine aynı üniversitede hekim. Artık işin içerisinde nepotizm var, genetik bazı faktörler mi onu bilmiyorum ama e, Reyno e, tezinde bu hastalıktan bahsediyor ve tıbbı teorine Reyno hastalığı olarak giriyor. Şimdi bu hastalığı bir konuşalım. Reyno vasküler hiperreaktivite, bir vazo spastik hastalık. Hastalarda soğuk ya da emosyonel stres sonrası parmakların uç kısmında oradaki küçük arteriyollerde aşırı vazokonstrüksiyon oluyor ve bir anda hastalar parmak uç kısmının beyazlaştığını hissediyorlar. Böyle bir hastalık ve tekrarlayan bir hastalık. Her soğuk sonrası, her stres sonrası bu olabiliyor bu hastalarda. Ve reyno hastalığı en sık evet parmakların uç kısımları dedik ama burunda, dudakta, kulak memesinde de nadiren olabiliyor ama en sık nerede görülür sorusunun cevabı Parmakların uç kısımlarıdır. Ne oluyor klinikte hastalarda bu şekilde? Bakın soluklaşma oluyor, parmakların uç kısımlarında bu şekilde soluklaşma oluyor. Ama sonrasında bunu e, kızarma ve morarma atakları eşlik edebiliyor bu, bu duruma. Yani soluklaşmaya kızarma, morarma atakları da eşlik edebiliyor. Aynı anda aynı ekstremitede. Üç, rengi de görebiliyorsun. Yani kırmızı, mavi, beyaz gibi böyle Fransa bayrağı rengi benzeri bir görünüm de görebiliyorsun ya da bunu bir ardışık bir şekilde görebiliyorsun. Soluklaşmanın sebebi vazospazm. Yani e, arter daraldığı için o ekstremiteye kan gitmiyor ve beyaz gözüküyor. E, Morarmanın sebebi ise deoksijenize hemoglobin. Yani oraya kan gitmeyince orada kirli kan birikiyor ve mavi, morarmaya başlıyor o ekstremite ve sonrasında tekrar reaktif damar düzeliyor ve reaktif bir vazodilatasyon sonrası hiperemi oluyor ve kızarıyor arkadaşlar. Reperfüzyon sonrası kızarıklık gözlenebiliyor. Reyno hastalığındaki olay bu. Şimdi bir klinisyene bu şekilde bir hasta gelirse hocam parmaklarımın uç kısımları soluklaşıyor, kızarıyor, morarıyor ya da renk değiştiriyor diyebilir. Bu şekilde bir hasta gelirse klinisyen ilk yapacağı şey şudur. İlk soracağı şey şudur. Primer mi? Sekonder mi? bu ayırımı yapmak lazım. Size de sınavlarınızda soracakları şey budur. Primer ve sekonder reyno ayırımı. Neden bu ayrımı yapacağız? Çünkü sekonder daha kötü seyrediyor. Ve sekonder damar hasarı yapıyor. Sekonderde altta yatan hastalık vardır ama primerde altta yatan hastalık yoktur. Şimdi önce primer reyno'yu konuşalım. Dikkat! Genç kadınlarda görülüyor. Dikkat! simetrik bir tutulum vardır. Simetrik bir tutulum parmakların uç kısmında soluklaşma, morarma, kızarma atakları oluyor ve tekrarlıyor. Evet tekrarlıyor ama progresyon yok. Yani kötüleşme olmuyor. Damar duvarında herhangi bir yapısal değişiklik yoktur. Bura çok ama çok önemli. Damar duvarında herhangi bir yapısal değişiklik yok sadece çok uzun süren durumlarda intimal kalınlaşma görülebilir. Zaten intimal kalınlaşma non spesifik bulgu. Bütün vasküler patolojilerde biz bunu görebiliyoruz. Önemli değil. Yani kabaca şunu biliyoruz. Şunu bileceğiz yani. Primer reynoda damar duvarında herhangi bir değişiklik olmuyor. Peki primer reynoda neden arteriyolar vazokonstriksiyon oluyor? Patogenezde ne var? Patogeneze şu var medial düz kas hücrelerin intrinsik hiperreaktivitesi. Bunu göstermişler. Peki bu hastalarda ileri dönemlerde ülserasyon gangren olur mu? Olmaz. Arter duvarına değişiklik olur mu? Olmaz. Reaktif bir patolojidir. Tekrarlar ama hastada klinik ağır bir duruma sebep olmaz. Primer reyno. Peki sekondere bakalım. Neden buna sekonder diyoruz? Çünkü sekonder. Neye sekonder? Lupus, skleroderma, burger, ateroskleroz ilaçlara sekonder. Size ileri yaşta bir kadın hasta Reynol'e geliyorsa lütfen aklınıza skleroderma gelsin. Genç yaşta kadın Reynol'e geliyorsa aklınıza lupus gelsin. Orta yaş erkek Reynol'e geliyorsa burger, ileri yaş erkek Reynol'e geliyorsa Ateroskleroz. Bir de ilaçlara sekonder gelişebiliyor. En sık, en sık beta blokörlere sekonder gelişebiliyor sekonder reyno. Peki sekonder Reno'dan neden korkuyoruz? Neden bu ayrımı yapmamız lazım? Bir yapısal değişiklik oluyor. Damar duvarlarında yapısal değişikliklere sebep oluyor ve progresif olarak hastalarda kötüleşme olabiliyor. ülserasyonlar, gangrenler olabiliyor arkadaşlarım. Özellikle sklerodermanın ilk bulgusudur ve skleroderma hastalarında %100 onda reyno geliyor ve parmakların uç kısımlarında gangrenler, ülserler gözlenebiliyor reyno nedenli. Çünkü sekonder reynoda arter duvarında yapısal değişiklikler izindir. Ve şunu unutmayacağız. Sekonder reyno asimetriktir. Primer reyno simetrik ama sekonder reyno asimetrik. Şimdi son olarak gelin bunların farklarından bahsedelim. Tekrarlayalım yani. Primer reynoda altta yatan bir hastalık yoktur. Ama sekonder reynoda altta yatan bir hastalık vardır. Primer reyno simetriktir. Sekonder reyno asimetriktir. Primer reynoda damarsal değişiklik yoktur. Kötüleşme, ilerleme yoktur. Ama sekonder reynoda damarsal değişiklik vardır. Kötüleşme ve ilerleme ülserasyon, gangren vardır arkadaşlarım. Yani primer ve sekonder reynoda anlatmış olduk. Ha, patogeniz neydi? Patogenizi hatırlayalım. Patogenize ne var reynoda? Medya. Medyadaki düz kas hücrelerinin hiperreaktivitesi. Buna sekonder gelişen arteriyolar vazokonstrüksiyon. Reaktif bir arteriyolar vazokonstriksiyon oluyor ve bu olay tekrarlıyor. Tamam? Şimdi size yeni bir patolojiden, yeni bir olaydan bahsedeceğim. Miyokardiyal Reyno arkadaşlarım. Miyokarddaki arteriyollerin vazospazmıyla giden patolojiye biz miyokardiyal Reyno diyoruz. Oradaki küçük intramural arteriyollerde vazospazm oluyor ve bu hastalarda patogeneze bakmışlar yine evet Purikamedideki düz kas hücrelerinin hiperreaktivitesi var ama ek olarak bu hastaların kanında katekolemin yüksekliğini göstermişler. Yani kanında katekolemin yüksekliği olan kişilerde fenilefrin, epinefrin yüksek olanlarda, kokain kullananlarda bu katekolemin yükseklikleri vasküler hiperreaktiviteyi arttırıyor. Vazospazma sebep oluyor ve o vazospazmın daha uzun süreli devam etmesine, dolayısıyla hastada iskemi gelişmesine, hatta hastada enfark gelişmesine sebep oluyor. Eğer bu vazospazm, yani miyokardiyal damarda küçük damarların vazospazmı uzun süre 20-30 dakikayı sürerse hasta MI gelişebilir, hatta hastayı öldürebilir. Epinefrin, kokain, fenirefrin yüksekliği durumlarında bu vazoaktif medyatörler arkadaşlarım vazokonstrüksiyona sebep oluyor ve dolayısıyla hastalarda EMA'ya neden olabiliyor. Hatta tiroid hormonu yüksek olanlarda reaktif olarak bu vazoaktif medyatörler artıyor. Ve hastalarda vazospazm gelişiyor arkadaşlarım. Yani bu hastalığın patogenizinde de myokardial reynoda uzamış vazokonstrüksiyon myokardial enfark nedeni olabiliyor. Bunu da unutmayalım. Son olarak şunu söyleyeceğim. Kalpte iki çeşit enfark vardı. Transmural enfark ve subendokardial enfark. Üçüncü bir enfark tipi eklendi. Multifokal mikro enfark. İşte bu durumlarda ortaya çıkan. Yani fenirefin, efedrin, kokain kullanımı olan kişilerde hatta Supra fizyolojik stres durumlarında, takas kardiyomiyopati durumlarında gelişen enfarkt enfark tipidir. Multifokal mikro enfark. Unutmayacağız. Buna miyokardiyar reyno da diyorlar. Tamam mı? Önemli bu. Myokadra reno. Supra fizyolojik stres durumlarında ve vaz vazoaktif medyatörlerin, medyatörlerin artışına sekonder, gözlenen konstrüksiyon ve buna sekonder iskemi enfark durumuna verdiğimiz isimdir. Kendinize iyi bakın. Bir videomuzun da burada sonuna geldik. Bundan sonra bu şekilde tekrar böyle kısa hastalık videoları çekmemi isterseniz lütfen yorum kısmına yazın. Ve klasik olarak beğenmeyi unutmayın. Ve kanalda takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.